İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olan depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev şudur. Evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, konutlarıyla, iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Depremin yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamları paylaştı. Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203.958 binada 583.628 bağımsız bölüm var. Bunların %98'i de 2000 öncesi yapılan binalardan oluşuyor. Sadece yıkık durumdaki bina sayımız 31.000'in, bağımsız bölüm sayımız 89.000'in üzerindedir. Güncel tespitlere göre deprem bölgesinde 392.350 konut ve 75.681 köy evinden oluşan toplam 468.031 hane inşa etmeyi planlıyoruz. Ey muhalefet, biz dertliyiz. Bizim derdimiz var. Ama dedim ya, not ediyoruz. Kimi eksiklikler, aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete hedef aldı. Deprem anından beri bu kifayetsiz muhterislerin hiçbirini muhatap almadık, cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz. Onlar ise mal derdinde. Aramızda böyle bir fark var. Tüm vaktimizi, enerjimizi, imkanımızı, milletimizi bu büyük felaketin önce yıkıntılarının sonra yol açtığı sıkıntıların altından kurtarmak için kullandık, kullanıyoruz. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin hangi tarihte yapılacağı bir süredir tartışma konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tartışmaya son noktayı koydu, 14 Mayıs'ta sandığın kurulacağı mesajını verdi. Bugün yavru muhalefet çıkmış, yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, yargıya bizim adeta yön verdiğimizi, ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt. Ve şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Ve asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil, samimiyetimizin, milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesidir. Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur, dedi ve ekledi. İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz. Artık öyle ideolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, kurumsal taassupların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceğiz.